vacip midir? Sadece orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişiler kullandı bu işe? İslami mezhebine göre evde kafa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili dostlar. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yaklaşık bir saat boyunca programımızın müdavimleri biliyor ama bilmeyenler için, ilk defa böyle ekran başında bizi görenler için hatırlatalım. Bir saat boyunca dini hususlara dair aklımıza takılan soruları muhterem hocalarımıza soruyoruz. Ve bugün ilminden istifade edeceğimiz değerli hocamız, Din İşleri Yüksek Kurulu üyemiz kıymetli Mehmet Kapukaya hocam. Muhterem hocama sorularınızı telefon bağlantısıyla bizzat kendiniz sormak isterseniz eğer cep telefonlarınızdan veya sabit telefonlarınızdan 0312 alan koduyla 294-4-294 nolu telefon numarası üzerinden bizzat yayına katılıp sorularınızı sorabilirsiniz. Efendim Diyanet'e soralım @diyanet.gov.tr bizim mail adresimiz. Dileyen izleyicilerimiz mail yoluyla da inşallah sorularını ulaştırabilirler. Ve sosyal medya üzerinden hem Facebook hem de Instagram uygulamaları vasıtasıyla Diyanet'e soralım sayfalarını takip edip mesaj bölümünden de bize ulaşabilecekleri hatırlatmalarını yapalım. Ve ardından ilim yolculuğumuza başlayalım inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Elhamdülillah, sizler de iyisiniz. Çok şükür hocam, duacım sağlığınıza. Efendim bugünkü ilk durağımız Ankara'dan Miyase Onay hanımefendi telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Buyurun Miyase Hanım. Ben oruç tutamıyorum, astım hastasıyım, kalp rahatsızlığım var. Evet. Bir tanıdığın mazuriyeti vardı, borç şeysi vardı. Ben önceden, Ramazan'dan 15-20 gün önce bütün bir aylık oruç paramı verdim. Evet. Allah kabul eder mi? Yani kabul olur mu? Onu sormak istiyorum. Evet. Soralım Miyase Hanım. Bakalım Ramazan-ı Şerif henüz gelmeden bir fidye ödemesi durumu nasıl değerlendirilir? Öğrenelim inşallah hocamdan. Size de hayırlı şifalar diliyoruz. Cenab-ı Allah yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Evet hocam, bir fidye, peşin fidye ödeme durumu. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Fidye Ramazan ayı gelmeden önce ödenemez. Ödendiği takdirde bu bir sadaka olur. Eğer kişinin bu durumda imkanı varsa bunu yeniden ödemesi gerekir. Bu zekat gibi değerlendirilemez. Zekat zamanı gelmeden önce de ödenebilir. Fakat bu fidye orucun gelmesiyle birlikte, Ramazan'ın gelmesiyle birlikte oruç farz oluyor. Bu henüz daha farz olmamış. O yüzden yeniden fidyesini ödemesini tavsiye ederiz eğer imkanları varsa. Eyvallah. Verdikleri de sadakaya hükmüne evet. Tabi oldular dediniz. Cenab-ı Allah kabul eylesin diyelim. Konya'dan Cihat İnci Beyefendi telefon attığımızda. Cihat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı akşamlar. Çok sağ olun. Zekatla ilgili bir sorum olacaktı. Şimdi nedir efendim? Hali hazırda oturmuş olduğum bir evim var. Onun haricinde de yatırım amaçlı bir ev daha aldım. Şu anda yapım aşamasında, hala inşaatı sürüyor. Bunu yatırım amaçlı düşündüğüm için bunun zekatını da vermem gerekiyor mu? Vermem gerekiyorsa meblağı ne olmalı? Peki, soralım Cihat Bey. Bakalım hocam ne diyecek? İnşallah sağlık saat içerisinde yeni aldığınız eve de ulaşırsınız diyelim. Cenab-ı Allah kolaylıklar versin efendim. Allah'a emanet olun. Nedir hocam cevabımız? Eğer yatırım amaçlı bir ev alınmışsa, bu inşaat bile olsa, bugünkü değeriyle bu inşaatı sattığı takdirde bunun değeri nedir? Hı hı. Diyelim ki bir ev bittiği zaman, bir inşaat bittiği zaman bunun değeri, örnek verelim, 100 bin lira olacaksa, eğer inşaat halindeyken bunun değeri 50 bin lira olacaksa, o zaman 50 bin lira sanki varmış gibi kabul edilir ve 50 bin lira üzerinden bunun zekatının verilmesi gerekir. Eğer elinde nakiti yoksa bunu sattıktan sonra geriye dönük olarak da ödeyebilir. Eyvallah hocam. Çok teşekkürler. Sinem Sorgun hanımefendi Facebook üzerinden fitrelerle alakalı bir soru sormuş muhterem hocam. İhtiyaç sahibi bir aileye Ramazan paketi adı altında bir gıda yardımı yapılabilir mi? Fitremiz bu şekilde teslim edilebilir mi demişler. Fitreler veya zekatlar nakit olarak, para olarak verilebildiği gibi böyle gıda paketi ya da gıda kolisi şeklinde de verilebilir. Hiçbir mahsur yok. Yok. Peki, teşekkürler. İstanbul'a gidelim değerli dostlar. Demet Aktuna hanımefendi telefon attığımızda. Demet Hanım hoş geldiniz.
Merhaba, iyi Ramazanlar. Çok sağ olun, teşekkürler efendim. Benim soru şu hocam, biz 3 yıl önce kredi çekip borçla ev aldık. Hı hı. Yani faiz ödüyoruz şu anda. Ve benim belli miktar bir param var. Onun faizi yatırıp onun faiziyle evin faizini ödeyebilir miyim? Eyvallah. Soralım bakalım acaba böyle bir uygulama olabilir mi? Öğrenelim inşallah Demet Hanım. İstanbul'a selam olsun efendim. Şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum size. Allah'a emanet olun. Bir yanlışı başka bir yanlışla kapatmak gibi algıladım ama hocam acaba doğru mu düşünüyorum? Öncelikle şunu ifade edelim ki güzel ifade buyurdunuz. Burada bir yanlış var. Yanlış nedir? Faizle para almak ya da faizli ev almak bu yanlıştır. Şimdi biz buraya faiz ödüyoruz diye paramızı faize yatırıp bunun faiziyle o borcu kapatırsak bu da başka bir yanlıştır. İkinci bir yanlıştır. Neden? Çünkü faiz olan bir şey normalde onu alıp fakirlere, yoksullara vermemiz gerekiyor. Yani onu biz hiçbir şekilde kullanamayız. O bize ait bir para değildir. Çünkü bizim ana paramızın dışındadır. Bu sebepledir ki benden faiz alıyorlar. Siz benden faiz alırsanız ben de sizden faiz alırım. Faizi faizle kapatırım gibi bir mantık doğru bir mantık değil. Eyvallah. Muhterem hocam şimdi Diyanet Televizyonu olmamızdan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama bizim çalışma arkadaşlarımız da çok güzel insanlar hamdolsun. Şimdi sayın yönetmenimiz bir şey söyledi bana siz soruyu cevaplarken. Günahlarda gizlilik esastır ya hocam. İnsanlara hani günahlarını paylaşmayın derler. Genelde kimseyi de şahit tutmayın derler. Ama bu mesele faiz ve kredi noktasına gelince herkes böyle çok gönül rahatlığıyla biz de faize bulaştık, kredi çektik gibi söyleniyor. Söylememek mi daha iyi yoksa hakikaten günahların gizli mi kalması lazım? Bu hususta bir değinsek. Tabii ki burada vatandaşlarımız yapmış olduğu işin caiz olup olmadığını soruyor. Yoksa hani kendisini teşhir etmek için, ortaya çıkarmak için hani ben de bu günahı işliyorum falan gibi bir teşhir düşüncesi yok. Masumane bir düşüncesi var. Yaptığı işin dini açıdan doğru olup olmadığını. Bu bizim televizyon için ama hocam dışarıda da böyle bu. Yani soru sorma mahiyetinde değil de çok rahat bir şekilde kredi çektiğimizi söyleyebiliyoruz. Yani bu televizyonda bize gelen soruların her biri başımızı gözümün üstüne. Çünkü öğrenmek maksadıyla soruyorlar ama sokakta da bir takım işlediğimiz günahları böyle alenen açık bir şekilde söylemek uygun mu? Şimdi Peygamber Efendimizin bu konuda bize güzel bir uyarısı var. Allah Teala diyor insanların günahlarını bağışlar, bağışlamak ister. Fakat ancak diyor açıktan günah işleyenler ve yapmış oldukları günahları insanlara anlatanların günahlarını bağışlamaz diyor. Buna da bir örnek veriyor. İllel mücahirin ifadesini kullanıyor. Yani işlemiş oldukları günahları açıktan işleyen, yani cehren açıktan işleyen ve bunları anlatanlar böyle övüne övüne bazen bunları anlatıyorlar. Mesela özellikle gayri ahlaki şeyler yaşayanlar bazen arkadaşlarına falan anlatıyorlar bu gayri ahlaki şeyleri nasıl yaşadıklarını falan. İşte bunun gibi. Ve inne minel ciher en ya'meler racul billeyli amelen sümme yusbih. Bu açıkça günah işlemeyi teşhir etmeye bir örnek şudur diyor. Kişi geceleyin bir günah işler. Sabah olduğu zaman ben geceleyin şu günahı işledim. Hani günah demese bile şöyle yaptım, böyle yaptım falan diye yapmış olduğu günahı insanlara anlatır diyor. Bunları Cenab-ı Hak bağışlamaz buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu sebepledir ki eğer bir soru sorma düşüncesi yoksa hani seyircimizin yaptığı gibi yapmış olduğu bir günahı böyle insanlara duyurmak için veya umursamaz bir şekilde veya yani bu normal bir şey, herkes böyle yapıyor zaten gibi bu tür düşüncelerle bunu açıklarsa Cenab-ı Hakk'ın bu tür günahları bağışlamayacağı ilgili hadis-i şeriften, biraz önce okuduğumuz hadis-i şeriften de gayet güzel anlaşılıyor. Eyvallah hocam. Sormak istediğim sorunun cevabını aldım ben. Allah razı olsun. Kocaeli'ye gidelim. Behiye Hanım telefon attığımızda. Evet, evet. Hoş geldiniz Behiye Hanım. Çok sağ olun Furkan yavrum. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Sağ olun efendim. Yavrum,
Seni o kadar seviyorum ki o sakallarını var ya, sanki buğday tarlasında gezer gibi bir bereket doğuyor içimden. Yaşlılarımız bu sakalı bırakacak ama senin gibi Resulullah Efendimiz'in sünnetini yerine getirenin hali başka yavrum. İnşallah. Benim de Furkan'ım var ama Allah hidayet etsin torunum olarak. Ona da duvacı ol, kulağı mulağı küpeli. Fakat seni çok seviyorum Furkan'ım. Allah razı olsun Behiye teyze. Ellerinizden öpüyorum sizi. Çok sağ olun. Ben de gözlerinin sakallarını seviyorum yavrum. Senin gibileri de. Çok seviyorum yani. Böyle gözlerinden yaş geliyor annem seni gördükçe. Devamlı izliyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Mutlu ettiniz beni. Çok sağ olun. Ben her zaman mutluyum yavrum sizin gibi evlatlar için. Yaşlılar nasıl olsa bırakacak artık suyumuz kaynamış sizi bekliyor da sizin gibiler daha bir başka tatlı yavrum. Estağfurullah. Allah razı olsun. Annem. Şahsıma da dua edin. Nefsim kabarmasın Behiye anne inşallah. Yok siz de dua edin. Tatlı yavrum. Hacılığımıza çıkacak 11 senede şimdi. Televizyondan pek sesini duyamıyorum. Dün akşamdan aramıştım geç vakit. Yani bir şeye kafam çok takıldı da o da ondan yanı. Nedir efendim? Şimdi ben... bağırsak tüymlenmesinden ameliyat oldum. Hı hı. Üstümde hamileymişim. Fakat ben bunu aldırmaya kalktılar. Aldırmadım. Dediler ki yok ben de dedim. İnkar ettim. Çocuğun olduğunu anladım. Bu bütün velilere söylüyorum. Çocuğun olduğunu anladım. Bir de beni köpek ısırdı üstelik. 5 ay bittikten sonra. Sonra hastaneye gittim. Çocuğu dediler parça parça aldırtmam çocuğumu dedim. Alacağız. Ben bu çocuğu aldırtmam dedim. Beyimin de hatta üstümde olduğundan haberi yoktu bu çocuğun. Evet. Hani aldırılacak diye söylememiştim. Şimdiki annelere söylüyorum bunu. Ama sonuç olarak da Behiye abla sizin bu bebeğinizi evet. almak durumunda kaldılar. Doğru mudur? Evet. Evet. Ondan sonra ben onu fakat o çocuğu aldırmadım. Çocuk 6 ayın içindeydi. Köpeği beyin buldu. Beyin yarım yanlış hamile olduğum çıktı meydana tabii. Bir ay falan geçti. Köpeği getirdiler. Ankara'yı falan götürdüler. 84 doğumlu çocuğum şimdi. Ben o çocuğu ölsem de dedim onun yüzünden öleceğim aldırmayacağım. Ha, doğdu çocuk o zaman. Şimdi, doğdu. Doğmadı ama yani ben beyimde bir şey diyemedi. Günahına göre ben aldırmayacağım. Ben ölümümü istiyorum dedim. Behiye abla şimdi hatta çok bekleyen izleyicilerimiz var. Tamam. Sizi de şey yapmak istemiyorum. Siz galiba dünkü kürtaj meselesinden sonra aslında doktorların aldırın dediği veya işte bir takım kötü şeylerin planlandığı durumda bile evladın sağlıklı sıhhatli doğduğunu ifade etmek istiyorsunuz. Doğru mu? Evet ama şunu söyleyeyim. Bu çocuk bir de dediler ki geri zekalı olur dediler. Bu çocuk şimdi çok yüksek okulda öğretmen oldu. Elhamdülillah. Yabancı dil. Ben tekrar size çok teşekkür ediyorum Behiye teyze. Baştaki güzel dilekleriniz için hasreten. Sormak istediğiniz şeyi ben hocam da muhtemelen anladı ama ben bir tekrar edeceğim. Sizin esasında doktorların veya işte bir takım çevrelerin bu çocuk rahatsız olur bunu aldıralım falan diye kürtaj önerilerinde bulunduğunu fakat çocuğun da sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde hayatta olduğunu hatta çok da başarılı olduğunu söylediniz. Böyle örnekler zaten var değil mi muhterem hocam? Evet. Siz var. De zaman zaman karşılaşıyorsunuz. Evet. Yani zaten kürtaj kesinlikle caiz olmayan bir şey ve böyle güzel sonuçlar da bazen olabiliyor. Söylenenin aksi de çıkabiliyor. Cenab-ı Allah hayırlısını nasip etsin. Amin. Tabii burada ben şunu eklemek isterim. Bu hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim bu programda savunduğumuz bir şeyi teyit etmiş oldu. Evet hocam. Neyi savunuyoruz biz? Diyoruz ki bu sakat doğacak denen çocukların 1/3'ü sağlam doğuyor. Bakın hanımefendinin çocuğu da sağlam doğmuş ve gayet zekası yerinde öğretmenlik yapıyor. Değil mi? Evet hocam. İşte bu sebepledir ki biz kürtaj sebebiyle bu kadar neslimizi maalesef kaybediyoruz. Neden? Bazı doktorlar diyorum bakın bütün doktorları demiyorum. Bazı doktorların yani seyircilerim beni bağışlasınlar bu kelimeyi kullanmak zorundayım. Maymun iştahlı olduklarından. Yani bir türlü paraya doymuyorlar. Para için insanı bile keserler yani.
Efendim işte böyle, bu da bir insan, bu da bir cenin. Bunu kesiyorlar. Nasıl bir vicdan var onlarda? Yani bazen bize gösteriyorlar videolarda, bu ameliyat, bu tür kürtaj yapan doktorların çocuklar aletlerini elleriyle tutuyorlar, biliyor musunuz? Elleriyle tutuyorlar beni, yani yapma, böyle adeta yalvarırcasına yapma derken bunun bir resmini çekmişlerdi, bana göstermişlerdi. Bayağı etkilenmiştim o zaman. Ya böyle durumlar ortaya var. Niye biz bunları yapıyoruz ya? Bunlar son derece yanlış şeyler, günah şeyler ve hanımefendi inancı kuvvetli, imanı kuvvetli. Diyelim ki bunun çocuğu gerçekten sakat doğsaydı, belki bunun yüzünden cenneti kazanabilirdi. Böyle, İşin bu boyutu da var. İşin de bu boyutu da var. Başka bir boyutu daha var. Burada sakat doğan çocukları aldıranlar ömür boyu bir de vicdan azabı çekiyorlar. Ahirette çekecekleri azap da bambaşka. Eyvallah. Hocam çok teşekkürler. Canlı bir şahidi ve teyit noktasında da Behiye Hanım bize destek oldular efendim. Çok teşekkürler ediyoruz kendilerine. Kahramanmaraş'tan Hatice Hanım telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz. Hatice Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İyi akşamlar. Çok sağ olun efendim, hayırlı akşamlar. Benim sorum şöyle olacaktı. Ben 40 yaşındayım. Dün doktora gittim, hamile olduğumu öğrendim. Ama bebeğin kalp atışları yok. Sadece 2 haftalık olduğunu söylediler. Ben de sonlandırmak istiyorum ama bunun günahından da çok korkuyorum. Tansiyon hastasıyım da bu arada. Günahını soracaktım. Dün de buna nazaran size soru sormuşlardı ama ben... Yani kalp atışları yok derken Hatice Hanım, hani bu çocuk... Şu anda daha kalp atışları oluşmamış. Çok yeniymiş bebek. Pekala. Soralım Hatice Hanım. Bakalım hocam ne diyecek inşallah. Siz de hocamın söylediklerini aynen inşallah uygularsınız diyelim. İnşallah. Cenab-ı Allah kolaylıklar versin efendim. Hayırlı iftarlar diliyorum şimdiden. Kahramanmaraş'a selam olsun bu vesileyle. Benzer bir konu hemen peş sıra geldi hocam. Ne takdir edersiniz? Biz sadece eğer annenin hamilelik esnasında hayati bir tehlikesi söz konusu olursa, o zaman çocuğun aldırılabileceğine cevaz veriyoruz. Bu aldırılabilir diyoruz. Onun dışında hiçbir surette %99 değil, %100 bile bir çocuğun eğer sakat olacağı bilinse bile bunun aldırılmasının caiz olamayacağını ve bunun bir cinayet olduğunu, cinayet hükmünde bir günahı gerektirdiğinde söyleyebiliriz. Burada zaten şey de yok hocam. Herhangi bir engellilik durumu falan da öngörülmemiş. Muhtemeldir ki hanımefendi kardeşimizin ilerleyen yaşından dolayı böyle bir karar alma durumu söz konusu. Zaten böyle olunca şeddeli olarak kesinlikle ve kesinlikle diyoruz değil mi hocam? Tabii ki, evet. Eyvallah. Çok teşekkürler. Nazire Hanım Ankara'dan telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz. Buyurun Nazire Hanım. Hayırlı Ramazanlar. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız oğlum. Çok Allah razı olsun. Çok yakışıklısınız. Sorum ne hocama biliyor musunuz? Benim cihazım var kulağımda. Abdest alırken o cihazı çıkaramıyorum. Üstümden mesediyorum. Acaba abdestim kabul olur mu? Soralım Nazire Hanım. Bakalım olur mu abdestiniz? Geçerli olur mu? Öğrenelim inşallah. Hayır duanızı eksik etmeyin efendim. Hayırlı iftarlar diliyorum şimdiden size. Allah'a emanet olun. Kulağımda bir aparat var diyor hocam. Evet. Onu çıkartmakla biraz problem oluyor demek ki. Meshetsek olur mu? Kulağı yıkaması zaten farz olmadığı için çıkarmakta zor oluyorsa yani kulağının başka uygun bir yerinde meshedebilir. İlla ki cihazın olduğu yeri meshetmesi de gerekmiyor. Eyvallah. Teşekkürler değerli hocam. Efendim. Yani, veya hiç mesih yapmasa da olur yani. Yani değil mi? Çünkü yıkamak farz değil. İşin bu boyutu da var. Evet. Artık ona göre hareket edecekler. Kılıç Bey selamlarını iletmişler sizlere. Hayırlı Ramazanlar. Eşim hamile demiş efendim. Oruç tutup tutmama noktasında ne tavsiye edersiniz? Sizce tutmalı mı demişler? Eğer hamilelik şayet kadının sağlığına ve çocuğuna bir zarar veriyorsa, hı hı, o zaman tutmayabilir. Ama böyle bir zarar söz konusu değilse tutmasını tavsiye ederiz. Yani doktoruyla irtibat halinde olsun, doktorunun tavsiyeleri doğrultusunda hareket edebilir. Ya doktoru diyorsa ki
efendim yeterli gıdayla beslendiğin takdirde sana veya çocuğuna herhangi bir zarar olmaz diyorsa o takdirde orucunu tutabilir. Tutmasını da tavsiye ederiz. Pekala. Dilan Kertiş hanımefendi, sahura akşamdan hazırlık yapıp uykuya dalan ve sahur yapmayı kaçıran, orucu da bu yüzden kazaya kalan bir kişi sahuru kaçırdığı için bunu nasıl düşünmeli? Acaba Allah Teala bugün bana oruç tutmayı nasip etmedi diye mi? Yoksa Cenab-ı Allah bu şekilde mi murad etti falan? Yani galiba bir çıkar yolu oluyor. Ama işin soru kısmında şöyle bir boyut var hocam. Sahuru kaçırdık diye kazaya bırakma ruhsatımız mı oluşuyor bizim acaba? Hayır, sahuru kaçırdık diye kazaya bırakma ruhsatımız yok. Ha, ben efendim sahuru kaçırdım. Allah benim oruç tutmamamı murad etmiş demek ki. Eğer benim oruç tutmamı isteseydi ben sahura uyanırdım falan gibi. Böyle düşünceler içerisine giremez. Ramazan hürmeti vardır. Bu sebepledir ki bir insan bünye olarak sahura kalkmadan bile efendim oruç tutmaya gücü yetiyorsa, ki bazı insanlar değil bir gün, iki gün bile oruç tutabilirler. Mesela ben hiç yemeden iki gün oruç tutabilirim. Yani bir gün sahura kalkmadım diye Allah'ım çok teşekkür ederim beni sahura kaldırmadın, ben de onun yerine bugün yiyeyim mi diyeceğim yani. Öyle bir durum yok. Öyle bir durum söz konusu Eyvallah. Olamaz. Tutacağız yani inşallah o hassasiyeti taşırız diyelim. Bursa'ya gidelim sevgili dostlar. İbrahim Taşçı Beyefendi telefon attığımızda. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı programlar diyeyim. Bil mukabele efendim. Sağ olun. Bu 65 yaş üzerinde toplu taşıma kartı kullanan vatandaşlar helal mıdır? Helal mı, haram mıdır? Onu sormak istedim. Soralım İbrahim Bey. Bakalım buna ne diyecek hocamız? Bursa'ya bizden çok selam olsun efendim. Hayırlı iftarlar diliyorum şimdiden. Allah'a emanet olun. Devletimizin böyle bir uygulaması var hocam. Evet. Yaşlarımıza da saygı ve hürmet, tazim de ediyoruz. 65 yaş uygulamasıyla ücretsiz ulaşım hakkından yararlanmak caiz mi? Devlet aynı zamanda bizim bir babamız mesabesindedir. Bu sebepledir ki nasıl bir baba bazen evlatlarına lütufta bulunuyorsa devlet de evlatlarına lütufta bulunabilir. Bu kanuni bir haktır ve helaldir. Peki hemen buradan şunu soracağım hocam. Özellikle büyük şehirlerde bazen çalışan ve öğrenci arkadaşlarımızın ortak problemi bu. Sabah işe gidiş saati ve akşam işten dönüş saatinde mesela toplu taşıma araçları çok yoğun ve kalabalık oluyor ya. Bir de üstüne 65 yaş kartıyla o otobüse binmeye çalışan ama herhangi bir işi olmayıp da böyle gezme maksatlı gelen amcalarımız ve teyzelerimiz de oluyor. Onlara buradan bir tavsiye mahiyetinde bir şey yapabilir miyiz? Evet, bu bunların hakkıdır ama biraz da böyle bu yoğun saatlerde istirahat mı etseler acaba? Her hakkın bir sınırı vardır. Yani hak her zaman bir hak değildir. Hakkın her zaman bir sınırı vardır. Mesela Cenab-ı Hak bile diyor ki benim sınırlarım bunlardır, bunları geçmeyin diyor. Bu sebepledir ki böyle normal zamanlarda yani kalabalığın olmadığı zamanlarda bu haklarını kullanmalarını tavsiye ederiz. Ve gerçekten insanların işe gidiş saatleri ya da dönüş saatleri, öğrencilerin gidiş dönüş saatlerinde bu haklarını kullanmamalarını tavsiye ederiz. Bunları kullandıkları takdirde başkalarının haklarına girmiş olurlar. Ama başkalarının haklarına girdiler diye kullanmış oldukları bu kartlar veya kendilerine verilmiş olan bu hak haramdır diye söylenemez. Eyvallah. Teşekkürler hocam. İnşallah payımıza düşeni alırız. Azime Bağcı hanımefendi, borç verdiğimiz paranın da zekatını verecek miyiz demiş efendim. Borç verdiğimiz paranın tabii ki zekatını vereceğiz. Çünkü o bizim paramızdır. Yani onu borç versek bile onun alacağımıza dair bir kuvvetli kanaatimiz varsa onun zekatını her yıl vermemiz gerekiyor. Pekala hocam. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Çiğdem Hanım şöyle bir soru sormuş hocam. Bunu da cevaplandıralım. Ardından inşallah video sorularımıza geçelim. Hayırlı günler dileklerine bulunmuşlar. 5,5 aylık hamileyim. Namazımı kılarken zorlanıyorum. Bazen halsiz oluyorum. Hiç kılamıyorum. Yani kendimi iyi hissettiğim zaman kılıyorum. Kaza ediyorum.
Kötü hissettiğim zaman da kılamıyorum. Acaba günah mı işlemiş oluyorum demiş efendim. Elbette ki günah işliyor. Sevap işlediğini söylememiz mümkün değil. Neden? Çünkü bu konuda yapması gereken şey, Peygamber Efendimizin bu konudaki tavsiyeleri nedir? Öğretileri nedir bize? Ayakta kılmaya gücün yetiyorsa ayakta kıl. Oturarak kılmaya gücün yetiyorsa oturarak kıl. Oturarak kılmaya gücün yetmiyorsa yatarak kıl, yaslanarak kıl. Kıl yani, kıl. Ama kılacaksın diyor Peygamber Efendimiz. Bunun için kılmamak gibi bir şey yok. Ne olursa olsun, ister hamile olsun, ister hasta olsun, ne olursa olsun. Efendim, hatta ve hatta insan başıyla ima etmek suretiyle bile olsa efendim bu namazını kılmalı. Hatta bizim fıkıh kaynaklarımızda bir insan bu durumda gözüyle ima edebilir mi? Yani o bile tartışılmış. Hatta ve hatta gözüyle bile ima edemeyen bir insan zihnen ne yapmalı? Yani en azından zihnen kendisini namazda hissetmeli. Sanki Fatiha'yı okuyormuş gibi, efendim sanki sureyi okuyormuş gibi Allah ile bağlantısını koparmamalı. Oh ne ala, insanlar kendilerine ne kolaylıklar buluyorlar. Hocam bir yerde okumuştum, çok hoşuma gitti. Bunu da paylaşalım. Özellikle hamile ve çocuğunu emziren anneler için namazların kılınması hususu zaten siz de söylediniz. Kesinlikle ve kesinlikle her şart ve durumda kılınacak. Evet. Hatta yavrularını bile o saatte ezan okunduktan sonra hemen namaz kılıp anne karnındaki çocuğun da onu hissetmesini sağlayıp daha sonra emzirme dönemine geçtiği zaman da ezan okunmaya başladığı zaman onu emzirmeye başlaması, bu vesileyle hem ruhunun hem de bedeninin güç bulması adına böyle bir takım tavsiyeler var. Yani çekirdekten de alışmak lazım. Hamileyken de kılacağız o zaman, değil mi? Evet. Hakan'cığım seni tebrik ediyorum böyle şeylere, tıbbi şeylere falan da malumat sahibi olmuşsun. Estağfurullah. Sizin yanınızda bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz diyelim inşallah. Sevgili dostlar, video sorularımız hazırmış. Arkadaşlarımız uyardılar bizi. Bakalım izleyicilerimiz ne sormuşlar efendim. Akabinde Mehmet Kapukaya hocamın cevaplarıyla burada olacağız. Merhaba, hayırlı Ramazanlar. Tüm Türkiye'ye ve İslam alemine Ramazan'ın hayır ve şerlerden uzak bir zaman dilimi olmasını temenni ediyorum. Ve bayrama da hepimizin sağlıklı bir şekilde kavuşmasını temenni ediyorum. Ben şimdi Diyanet TV aracıyla şöyle bir şey sormak istiyorum. Çok güncel, aktüel olduğu için Türkiye'de veya dünyada İslam'la ilgili uygulamalarda veya başörtüsüyle ilgili genel anlamda uygulamalarda baktığımız zaman insanlarda göreceli olarak bir çoğalma, sayı olarak artış var. Fakat nicelik ve kalite anlamında ya da İslam'ın özü anlamında bir uzaklaşma var. Burada aksayan şey nedir? Bu aksayan şeyi düzeltmek için ne yapmak lazım? Çünkü dışarıda gördüğümüz manzara gerçekten insanı düşündürüyor. Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar. İsmim Sedat Coşar. Bir soru soracağım. Güzel bir soru. Sabah namazının sünnetini niyet alırken niyet eyledim Allah rızası için iki rekat sünnet namazını kılmaya diye alıyoruz normalinde. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu namazı niyet alırken ne diye alıyordu? Bunu çok merak ediyorum. Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim. Hayırlı Ramazanlar. Diş kanaması orucu bozar mı? Hayırlı Ramazanlar. Eşlerin birbiriyle alay edici veya küçük düşürücü sözler nikaha zarar verir mi? Evet, çok teşekkür ederiz efendim. Bütün izleyicilerimize hasreten ayrı ayrı teker teker teşekkür ediyorum. Çok kaliteli sorular sormuşlar. Özellikle ilk soruyu soran ağabeyin sorusu hocam beni etkiledi biraz. Evet, İslam'ı yaşama kolaylaştı. Fakat biz biraz böyle tembellik mi desem acaba ya da böyle kalite açısından biraz kayba mı uğradık? Hocam bu konuda bize ne gibi tavsiyelerde bulunur ya da bu konudaki fikri nedir acaba? Tesettür konusuna gerçekten Kur'an-ı Kerim'de yer veriliyor ve önem veriliyor. Peygamber Efendimiz'in hadislerinde de bu örtünme konusuna gerçekten önem veriliyor. Burada bizim fıkıh kaynaklarımızda da örtünmenin, tesettürün nasıl olması gerektiği böyle maddeler halinde sıralanıyor. Mesela kadınların örtünmesi nasıl olması gerekiyor? Kadınların elbiselerinin öncelikle
eli ve yüzü dışındaki yerlerini örtmeleri farz. Yani bu farziyet Kur'an-ı Kerim'in ilgili ayetinde çok açık bir şekilde belirtilmiş. Evet. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ diye başlayan ve yarım sayfayı geçen bir yerde efendim وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ bu zinet yerlerini göstermesinlere bir de ek olarak başörtülerinde efendim yakaların üzerine gelecek şekilde şuralarına gelecek şekilde en azından örtsünler diye bir emir var burada. Bir tavsiye söz konusu değil. Bir emirdir bu. Bunun dışında kadınların elbisesinin ince olmaması yani şeffaf olmaması dışarıdan bakıldığı zaman çok şeffaf değil mi? Öyle olmaması gerekiyor. Ondan sonra bol olması gerekiyor. Yani vücuduna yapışık olmaması gerekiyor. Efendim böyle çok süslü albenisi olmaması gerekiyor. Dışarıdan bakanları hemen o tarafa çekecek şekilde ya da etkileyecek şekilde çok albenisinin olmaması gerekiyor. Bir de erkek elbisesi olmaması gerekiyor. Bu şartlar sayılıyor. Eğer bir giyim tarzı veya başörtüsü buna uygun değilse bu artık moda usulü bir örtünmedir. Yani bir farz usulü örtünme, ben öyle tabir edeyim. Bir farz usulü örtünme var, bir de moda usulü örtünme var. Maalesef son bir zaman... Bir farz bir de tarz hocam. Çok güzel. Farz ve tarz, evet. Bir de tarz usulü böyle, moda usulü örtünme var. Bizler son zamanlarda maalesef tesettürü kaybettik. Veya eskiden tesettür için çok mücadele veren insanlar bu mücadeleyi şimdi neredeyse kaybetmiş gibi gözüküyorlar. Efendim maalesef öyle tesettürler görüyoruz ki bazen efendim sadece başını kapatmış. Halbuki başını kapatmaktan daha ziyade vücudunun namahrem yerlerini kapatması daha farz olan budur. Bunlara daha çok dikkat etmesi lazım. Böyle sadece başını kapatıp daptaracık yani haramı teşhir etmeyelim. Pantolon giyen bir kimse bu örtünmemiştir. Hocam bu, peki başörtü giyinmiş çıplaktır bu. Şimdi biz elhamdülillah Müslüman mısın sorusuna elhamdülillah Müslümanız diyen bir toplumuz. Geçtiğimiz günlerde de İslam'ı en iyi yaşayan ülkeler gibi bir araştırma yapılmış hocam. Türkiye 45. sırada diye hatırlıyorum ben. Ve en iyi İslami sınırlara riayet ederek yaşayan ülkede Yeni Zelanda diye açıklandı. Allah Allah. Burada bir yani garip ve tezatlık var. Şimdi bizim her şeyi yapmamız mümkün. Dini yaşam anlamında çok rahatız elhamdülillah. Tesettür noktasında hiçbir sıkıntımız yok mesela. Ya da namaz ya da oruç ya da zekat. Şimdi oruç deyince mesela benim aklıma Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz geliyor. Biz gayet rahat bir şekilde orucumuzu tutuyoruz. Çatlayana kadar yiyip çatlayana kadar da içebiliyoruz. Kimse bize niçin oruç tutuyorsun da sorusunu sormuyor. Ama Doğu Türkistan'da mesela birçok insan zorla oruçları bozduruluyor. Evet. Geçtiğimiz maalesef. Yıllarda böyleydi. Bu yıl da böyle. Belki maalesef. Unutuyoruz, ıskalıyoruz ama benim sormak istediğim şey şu hocam. Bu kadar imkan varken biz bu rehavete nasıl kapıldık? Yani niçin kapıldık veyahut da? Şimdi belki hanım kardeşlerim bana kızacaklar ama başörtülerin altında önceden hocam böyle bir bone olurdu. Şimdi evet. Mesela son zamanlarda bone uygulaması neredeyse tamamen kalktı gibi. Saçların ön kısmının görünmesi bir tarzın alameti gibi veya işte evet. Bir dar pantolon. Evet. Bu tesettür noktasında veya namaz noktasında da böyle bir şey var. İnsanlar artık namaz için de gösterişi biraz yükselttiler. Evet. Biz bu rehavete nasıl kapıldık hocam? Ya da bu rehavete kapılmak Müslümana yakışır mı? Bu tamamen inancın kuvvetli olup olmamasıyla alakalı olan bir şeydir. Biz her konuda Peygamber Efendimiz'i örnek aldığımızı söylüyoruz. Efendim peygamber eşlerini örnek aldığımızı söylüyoruz. Peygamber Efendimiz'in eşleri böyle mi giyiniyorlardı? Hayır, Peygamber Efendimiz'in eşleri böyle giymiyordu. Böyle çok renkli elbiseler, dikkat çekecek tarzda elbiseler veya şimdi eskiden bir pardesöler falan vardı. Gayet güzeldiler, boldular ve tesettürü karşılıyordu. Şimdi daptaracık bütün vücut hatlarını neredeyse belli eden pardüseler insanlar giymeye başladılar. Ya, hakeza böyle eşarpları
hep markada takılıyorlar, bir de belli markaları falan da giyiniyorlar. Yani tesettüre riayet etmekten ziyade sanki ben şöyle anlıyorum. Yani Rabbim sen mi benim örtünmemi istersin? İster beğen ister beğenme. Ben de böyle örtünüyorum. Oldu mu? Hocam gibi. Örtünme özelliğinde mesela şu da var. Ben tedirgin oluyorum. Allah faize bulaşanı mesela Allah ve Resulüne savaş açmıştır. Normalde bir insanın bunu duyduğu zaman ya da Müslüman olduğu iddiasında bulunan müddeyi böyle duyduğu zaman bunu titremesi lazım, bitmesi lazım ya. Elin ayağının birbirine karışması lazım ama biz faize bulaşıp da ya bir ev alabilir miyiz ya da ilk ev için, ilk araba için böyle şeyler caizmiş falan diye söylenen, bir çıkış yolu bulan bir hale geldik. Mesela sadece tesettür özelliğinde değil de işte Allah'ın yasakladığı şeyleri bir şekilde delmek, o ambargoyu geçmek için de böyle bir çabamız var. O zaman bizim yine iman ve imkan meselesi mi giriyor hocam burada devreye? Evet, aynen iman ve imkan meselesi. Burada bizim şuna dikkat etmemiz lazım. Müslüman bireyler olarak gerçekten bu tesettürün biz hakkını vermemiz lazım. Kötü örnek olmamamız gerekiyor. Ben nice böyle tesettürlü kişiler veriyorum. Bakın bir örnek vereceğim size. Buyurun hocam. Geçen sene Ramazan günü. Geçen seneydi Ramazan günü başkanlığımıza gelmek için servise doğru gidiyordum. Başörtülü bir hanımefendi başını örtmüş. Ben ona başörtülü demiyorum. Başını örtmüş gözüken bir hanımefendi Ramazan günü elinde sigarası sigara içiyor. Bu şimdi bir tesettür müdür? Bu başını örtmüş müdür? Efendim bu nasıl bir şeydir? Maalesef biz bu olaylarla karşılaşmaya başladık ve bazen İnsan şunu diyor, ben şunu diyorum yani Allah beni affetsin efendim günaha giriyorsam. Ya keşke bu başını örtmeseydi daha iyi olurdu. Hiç olmazsa Müslümanlara bir zarar vermezdi. Yani bazen böyle tesettürlünün de yüz karası oluyor yani. Tesettürlünün yüz karası oluyor bunlar. Ve insanlar bunları göre göre tesettüre de girmiyorlar. İnsanları tesettürden de bunlar soğutuyorlar hocam, maalesef. Hocam o zaman biz şöyle diyebilir miyiz? Yani mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam siz tesettür özeline gittiniz. Ben biraz daha böyle konuyu açmaya çalışıyorum, çabalıyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlar bir binanın birbirini destekleyen duvar taşları gibidir, tuğlaları gibidir buyuruyor. Biz mesela şimdi dünyanın bir tarafında bir Müslüman kardeşimiz eza ve cefa çekerken bu tarafta gayet rahat yaşayabilir hale geldik. O zaman biz biraz şuurumuzu mu kaybettik? Bu kadar rehavete kapıldık, şuurumuzu kaybettik. Omurgalı durmak varken böyle feraset sahibi bir kimlikle yaşam sürmek varken biraz sanki onlardan taviz verdik gibime geliyor. Ve bu kaybedişler de sanki ondan kaynaklanıyor. Evet, bakın bir sahabi. İftar sofrasında iki çeşit yemeği var. Herkes burayı iyi dinlesin. İki çeşit yemeği var. Bakıyor yemeklere, bakıyor, gözleri doluyor ve gözlerinden yaşlar boşanıyor. Biz diyor Resulullah'ın zamanında diyor bir çeşit yemek bulduğumuz zaman halimize şükrederdik. Ne kadar da zengin olur. Bu hale bak diyor. Resulullah'ın zamanında efendim İftar sofralarında bu yoktu. Ben diyor bunu yemeyeceğim hanım diyor. Sen bunu kaldır diyor. Bakın biz buradan nereye geldik şimdi? Eyvallah. Biz artık son derece lüks, son derece israf içerisinde yaşayan Müslümanlar haline geldik. Kadınımız da erkeğimiz de hepimiz bu hale maalesef, geldik. Maalesef. Ve maalesef duyarlılığımızı biz kaybettik. Hani belki sorulara zaman kalmıyor ama her birimizin gardırobunu açtığımız zaman giyemediğimiz kadar orada elbiseler var. Giyemediğimiz kadar ayakkabılar var. Yiyemeyeceğimiz kadar bir seneden daha fazla yiyebileceğimiz kadar yiyeceklerimiz var. Ama dünyanın öbür tarafında ha bakın hemen aklıma bir şey geldi. Geçen de bir yardım dağıtılan bir fotoğraf gördüm. Çocuklar orada ellerini tencereleri mencereleri almışlar yardım alıyorlar. Ve bir yavru gördüm orada. Bu yavrunun ayağında ayakkabısı yok. Poşeti ayağına bağlamış, yardım alma sırasına öyle gelmiş. Allah bizi cennetine koyar mı? Allah bizi cennetine koyar mı?
Böyle diyorum. Cenab-ı Allah bize feraset nasip eylesin hocam. Şöyle amin. Okuduğumuzu anlayan, anladığımızı hayatımıza tatbik eden, okuduğumuz şeylerin de Kur'an ve sünnet çizgisinde olan şeyler olabilmesini bize nasip eylesin inşallah. Ve en başta tabii Kur'an ve sünnet olabilmesini nasip eylesin diyelim. Payımıza düşeni inşallah alırız hocam. İkinci soru, izleyicilerimiz tarafından size yöneltilen bir diğer soru şöyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam genel itibarla sünnet bir namaz kılacakken, yani nafile bir namaz kılacakken nasıl niyet eder? Biz şimdi mesela iki rekat, öğlen namazının iki rekat sünnetini kılmaya, son sünnetini kılmaya, ilk sünnetini kılmaya diye niyet ediyoruz. Evet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz nasıl niyet ederdi? Peygamber Efendimiz doğrudan Cenab-ı Hak'la bağlantı kuruyor. Yani bir namaza dururken Allah'ın huzurunda durduğunun farkında olarak namaz kılıyor. Yani kalbini namaza veriyor, Allah'a veriyor. Böyle Peygamber Efendimiz bizim gibi efendim durdum kıbleye, kıblem Kabe'ye niyet ettim Allah rızası için iki rekat sabah namazının sünnetine falan böyle niyet etmiyordu Peygamber Efendimiz. Kalben, niyet zaten kalp işidir. Biz çoğu şeyi şekle döndürmüşüz. Ha efendim bu niyetin kalple yapılması gerekir. Dil ile söylenmesi de iyidir. Öyle iki rekat sünnet demeye ya da dört rekat sünnet demeye gerek yok. Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya demek nafilelerde bu yeterlidir. Ama farzlar için efendim öğle namazının farzını kılmaya, yatsının farzını kılmaya ya da vitir kılmaya diye vacip ve farzlarda niyetimizi bu şekilde dilimizde ifade edebiliriz. Ama nafile namazlarda öyle uzun uzadıya şeyler yapmaya gerek yok. Kalp yeterli, kalp. Eyvallah hocam, çok teşekkürler. Yine bir oruç sorusu, diş kanaması oruca zarar verir mi hocam? Eğer diş kanaması şayet tükreğe eşit ya da fazla ise ve yutulursa orucu bozar. Buna dikkat etmek gerekir. Eyvallah hocam, teşekkürler. Eşlerin birbiriyle alay edici ve küçük düşürücü şekilde konuşması, birbirlerine bu şekilde hitap etmesi aralarındaki nikah bağına bir zarar verir mi hocam? Aralarında nikah bağına herhangi bir zarar vermez. Yani nikahları düşmez. Bir boşama yerine falan bunlar asla geçmez. Ama bunlar sadece kalpleri yaralar ve kalbi yaralayıcı her türlü şeyden eşlerin tabii ki uzak durması, bunlara azami dikkat göstermesi gerekiyor. Çünkü kalpler kırıldığı zaman öyle kolayca tamir olmuyorlar. Çünkü kalpler bir eşya değil. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Instagram soruları efendim. Doğukan Bey selamlarını iletmişler. Maaşlı kimseye zekat düşüyor mu ya da düşmüyor mu demişler. Maaşlı kimse aldığı maaşı tamamen harcıyorsa veya hatta borçlu bir duruma düşmüşse ve nisap miktarı kadar bir parası yoksa bu kişi zekat alabilir. Ama ne diyoruz efendim? Daha ihtiyaçları varken, daha muhtaçlar varken. Yani bakacağız bir insana. Bu insan karnını doyurabilir mi? Kendini zorlayarak bile olsa karnını doyurabiliyor mu? Giyinebiliyor mu? Ha, o zaman ona zekat vermesek daha iyi. Çünkü az önce bak ne söyledim. Daha ihtiyacı ayakkabı, olanlar var. Ayakkabı bulamayan ve ayağına poşet bağlayan yavrular var. Onları görmemiz lazım. Biz artık dünya küçüldü. Dünyanın öbür ucunu da görmemiz lazım. Orada geçen gün de ben söyledim. Orada Allah'ım beni affet. Sahura yiyecek bir şey bulamadım. Ben acı acına oruç tutuyorum. Beni affet diyen insanları da görmemiz lazım. Eyvallah. Teşekkür ederiz değerli hocam. Şakir Bey selamlarını iletmişler. Bekar ve evi olmayan bir gencin çalışıp biriktirdiği paranın nisap miktarını aşarsa zekatını vermesi gerekir mi demiş. Evet, evi olmasa bile bir insan ev için para biriktiriyorsa, bununla yazılı veya sözlü bir anlaşma altına girmemişse, bekar bile olsa yine bunun zekatını vermesi lazım. Çünkü o artık fakirin hakkıdır, yoksulun hakkıdır. Eyvallah hocam. Salih Bey Erzurum'dan size selamlarını iletmişler efendim. Yalan söylemenin oruca bir zararı olur mu demiş. Evet, zararı çok. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّرْ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَ فِي اَنْ يَدَعْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ya. Kim yalan söylemeyi ve yalanla iş yapmayı, yalan söyleyerek iş yapmayı, insanları kandırmayı, aldatmayı bunları terk etmezse oruç tuttuğu esnada Allah'ın onun yemesini ve içmesini terk etmesine bir ihtiyacı yok. Allah Teala ne yapıyor?
Ha, tamam diyor, eksi orucunu tutmuş, sevap karşısında yazıyor sıfır. Sevap sıfır. Böyle yani. Çünkü o sevabı yalanla birlikte evet. Alıp götürüyor değil mi? Evet, sevabını alıyor götürüyor. Bir de hocam mesela beni ilk soruya da atıfta bulunarak sormak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yanlışı varsa lütfen düzeltin. Sahabe-i kiram, Müslüman ne iyi yapmaz ya Resulallah gibi bir soru soruyor. Müslüman işte hırsızlık yanlışına düşebilir veya işte evet, bir aynen öyle. Katil olabilir, bir cinayet işleyebilir, bu hatayı yapabilir ama asla yalan söyleyemez. Asla yalan söylemez gibi bir hadis-i şerif var değil mi hocam? Evet var. Ya bunu duyduğu zaman artık Müslümanın yalanla işinin bitmesi lazım. Tabii tabii. Hangi sebeple olursa olsun. Birkaç günah sayıyor Peygamber Efendimiz. Müslüman bunları yapabilir. Yani yapsın demiyor. Yapabilir. Bu hataya düşebilir. Bu hatalara düşebilir. Ama yalan asla diyor. Asla bu yalan söyleme hatasına düşmemesi lazım bir Müslüman diye. Bunu Peygamber Efendimiz üzerine basa basa söylüyor. Çünkü bir insan yalan söylediği zaman aynı zamanda güvenini de kaybediyor. Kendine inanmıyor. Bak kendine inanmıyor insan. Kendi kendine ya. İnanmazsa ona kim inanabilir? Toplumdaki güvenini sarsıyor ve yalan sebebiyle neler 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 ortaya çıkıyor. Yalan ve iftira sebebiyle neler ortaya çıkıyor. Onun için birçok günahın anası yalandır. Bundan da şiddetle uzak durmak lazım. Vacitteni bu. Kavlezzur. Cenab-ı Hak buyuruyor ki yalan sözden uzak durun. Amen. Aldık kabul ettik hocam. İnşallah uzak dururuz diyelim. İzmir'e gidelim sevgili dostlar. Video sorularımızın cevaplarını verdik efendim. İzmir'den Gül Hanım telefon attığımızda. Alo. Hayırlı Ramazanlar hocam. Teşekkürler Gül Hanım. Allah razı olsun. Benim bir sorum olacaktı hocama. Buyurun. Ben teravih namazını evde kılıyorum. Duydum ki yani 8 rekatta oluyormuş, hı hı. 20 rekatta oluyormuş. Bu doğru mudur? Bir de namaz kılmayanlara fitre verilmez diye duydum. Bu da doğru mudur? Evet. Soralım efendim, sorularım bakalım. Bu kadar. Hay hay. Hayırlı iftarlar diliyorum. Size de hayırlı iftarlar efendim. Allah'a emanet olun. Duanızı eksik etmeyin lütfen. Hem bizim için hem de bütün mümin ve mümine kardeşlerimiz için diyelim. Doğru mudur hocam? 8 veya 20 rekat kılınabilir mi evde? Teravih namazı bize sahabenin uygulamasıyla gelen 20 rekat şeklindedir. Ve böyle bize nesilden nesile böyle gelmiştir. Bunu yeniden bir tartışmaya açmak, teravih namazı 20 rekat mıdır, 8 rekat mıdır, 12 rekat mıdır bir tartışmaya açmak doğru değildir. Teravih namazı 20 rekattır. Efendim ama diyelim ki bir insan yorgun, argın. Diyelim ki hanımefendi çok gerçekten yorgun, bitkin bir hale gelmiş. Evde birçok işler var. Efendim özellikle Ramazan gününde biraz da efendim aç susuz insanlara yemek yapıyor, iftar sofrası hazırlıyor, namaza gidiyor vesaire veya başka işlerini yapıyor. Kendini çok bitkin, yorgun, argın hissediyorsa o zaman illa şart değil yani 8 kılması. Efendim 10 kılabilir, 8 kılabilir, 12 kılabilir durumuna göre. İcabında belki 4 de kılabilir, gücü buna yetiyorsa bunu da yapabilir. Ha bir de şunu söyleyelim, teravih namazı dediğimiz zaman insanlar zannediyor ki bunu muhakkak surette biz ayakta kılmamız lazım. Diyor ki kişi ben yorgun bitkinim. İyi ben de sana güzel bir şey söylüyorum. Yorgun bitkin misin? Ha, oturarak kıl 20 rekat kıl. Veya kılabildiğin kadar ayakta kıl, 8 rekat ayakta kıl, geri kalanlarını oturarak kıl. Kılabilir miyim hocam? Evet kılabilirsiniz. Nafile namazları insanlar mazereti hiçbir mazereti olmasa bile oturarak kılabilirler. Biz şimdi bunu kaçırıyoruz. 20 rekat ayakta ben de nasıl duracağım? Bacaklarım tutmuyor, ayaklarım tutmuyor. Bacakların tutmuyorsa otur, oturarak kıl. Allah sana bir şey demez. Yeter ki sen Allah'la bağlantın biraz uzun olsun. İrtibatın biraz uzun olsun. Mesele Ramazan gecesini ihya etmek. Evet mesele Ramazan gecesini, zamanın önemli bir kısmını ibadetle geçirmek. Sen bunu ibadetle geçir de
Efendim ne kadar uzatabilirsen o kadar senin için kârdır. Öyle kısadan kılayım, çabuk yapayım, ondan sonra efendim başka işlerimiz güçlerimiz var diyeceğin yerde, özellikle Ramazan gecelerinde mümkün mertebe fazla ibadetle geçirmeye dikkat et. Ne diyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan olduğu zaman, Ramazan gecelerinde her zamankinden daha fazla ibadet ederdi. Hele hele şimdi son 10 gün gelecek. Son 10 günde itikafa girerdi. Yani camiye kendisini hapsederdi adeta ve sadece ibadetle meşgul oluyordu. Namaz kılmayan kimselere fitre, zekat, fidye verilir mi hocam? Namaz kılmayan kişilere fitre, fidye bunlar verilebilir. Çünkü bunlar için namaz kılmak şart değildir. Ancak bizler her zaman efendim teşvik açısından namaz kılan ve bir de sade namaz kılmak değil, ahlak sahibi insanlar da aramamız lazım. Bu da çok önemli. Yani ahlakı düzgün olan, ibadetlerini de yapan insanları tercih edersek hem bir teşvik olmuş olur ve güzel bir şey olmuş olur. Mesela şimdi biz kendimizi düşünelim. Biz öğrenciyken, hafızlık yaparken, Kur'an-ı Kerim okurken biz böyle büyüdük. Yani halkımız bizi eğitti, halkımız bizi bu seviyeye getirdi. Biz şimdi burada konuşabiliyorsak halkımız bizi yetiştirdi imkanlarıyla, fitreleriyle, zekatlarıyla. Tercih ediyorlardı bizi, çok hoşumuza gidiyordu ve bizim için bir teşvik oluyordu. Ya bak bize işte para veriyorlar, ne güzel, çocukluk aklı ya. Böyle bizim için de bir teşvik oluyordu. Kur'an okumak, hafızlık yapmak, böyle okumak, mukabele okumak. Hani bir bakıma da böyle namaz kılan insanlar böyle teşvik de edilmiş oluyor. Bak ben namaz kıldığım için beni de tercih ediyorlar fitre zekat konusunda. Onlar için de güzel bir şey olmuş oluyor. Peki hocam, çok teşekkürler. Sevgili dostlar, Mardin'e gidelim hep birlikte. Sayın Cihat Çevik Beyefendi telefon attığımızda. Cihat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Buyurun. Benim bir sorum var hocamıza. Nedir Cihat Bey? Şimdi diyelim ki bir babanın kız evladı evlenmişse ve kocası vefat ettikten sonra babasının zekatı düşer mi kıza? Babası damadı vefat edince kızına tekrar zekat verebilir mi? Bunu soruyoruz değil mi efendim? Evet. Peki. Kendiye soru sorabilir. Hocam bir soru soracak Cihat Bey size. Hayırlı akşamlar diliyorum Cihat Bey. Hayırlı akşamlar efendim. Siz Şafii misiniz Mardin bölgesinde olduğunuza göre? Hanefi. Hanefisiniz. Evet. Tamam. Pekala efendim. Soralım hocamıza inşallah. Kolaylıklar diliyorum Cihat Bey. Allah'a emanet olun efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı iftarlar şimdiden. Nedir hocam cevabımız? Hanefi olan kimseler çocukları, kız çocukları dul bile olsalar, eşleri vefat etmiş bile olsalar onlara fitre ve zekat veremezler. Bu bakımdan sordum Hanefi misiniz diye. Eğer ama Şafiilere göre bu durumda olan kızına zekatını verebilir. Eyvallah. Yani eşi vefat eden, evet, kızına, eşi değil mi hocam? Vefat eden, normal kızına yine veremiyor. Normal kızı evliyse ve yani kendi evinden ayrılıp evlenmişse ona da verebilir ihtiyaç durumunda. Peki. İlla kocasının vefat etmesi gerekmiyor. Eyvallah. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Aydınlattınız. Ama bu söylediğimiz Şafiiler için, yanlış anlaşılmasın, Hanefiler için değil. Eyvallah. Aydınlattınız bizi hocam. Soramadığım sorular adına izleyicilerimizden helallik istirham ediyorum. İlerleyen günlerde tekrar soracağız, sorma gayretinde olacağız. Mevla kolaylıklar versin hocam size. Ha, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. De. Çok sağ olun. Sevgili dostlar, Din İşleri Yüksek Kurulu üyemiz Sayın Mehmet Kapukaya hocamla birlikte Bir Diyanet'e Soralım programının daha sonuna geldik. Cenab-ı Allah aklına takılan tüm sorulara doğru ve güvenilir cevaplar bulabilmeyi cümlemize nasip eylesin efendim. Şimdiden hayırlı iftarlar diliyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Üçü var mıdır, vacip midir? Sadece orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişiler kullandığı şey? Şafii mezhebine göre evde kafa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.